Şimdi arkadaşlar, Çankaşık buraya geldi. Sevgiliniz mi yok? Manitanız mı yok? Eşiniz mi yok? Dünyanın en garip yiyeceklerinden birini göstereceğim. Evet, selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Eski Taipei'deyiz. İnanılmaz yerler gezeceğiz. Eski Taipei'yi göreceğiz. Yanımda tabii ki her zaman yoldaşım oldu artık. Ömür var. Ömürle beraber. Evet, şu anda arkamızda Taipei, Eski Taipei'nin kuzey kapısı var. Burası hep böyle surlarla çevriliymiş. Şimdi birazdan o kalıntıları göreceğiz. Taipei'nin kuzey kapısından girerek bugünkü turumuza başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet, şu an Taipei'ye giriş yapıyoruz. Şu cadde çok güzel. Aynen, o şimdi çok kamera dükkanları var. Evet, burada elektronikçiler ve var, antikacılar. Eski paralar var, onların görüntülerini de göstereceğim size. Eğer buraya gelirseniz en güzel kafelerden biri, Ömür'ün de favorisi Mountain Kids. Mutlaka gelin, tam olarak giriş kapısına bakarak kahvenizi yudumluyorsunuz. Gerçekten çeşit çeşit çok güzel kahveleri de vardı. Tatlıları da güzel. Tatlıları da güzel, aynen öyle. Şimdi incelemeye başlayalım buradan. Göstere göstere gideyim. Şimdi ne dedik? Burası dedik. Kuzey kapısından girdik. Burada 6 tane mi kapı vardı? 5 tane. 5 kapı vardı. Hı-hı. Bir güney büyük kapısı, bir Aha. güney küçük kapısı. Aynen. Kuzey kapısı, batı kapısı ve doğu kapısı. Evet. 5 tane kapısı varmış eskiden. Bugün bunlardan sadece 3 tanesi mi? 2. 2 tanesi sadece ayakta duruyor. Evet. Zaten buraya daha önce kötü bir proje varmış burada daha önce, ona fotoğrafını gösteririm. Bu bir yol geçmiş bu yani kapının oradan. Yanından. Aynen, sonra onu kaldırmışlar, yine en azından daha güzel olmuş. Ben tabii surların da biraz daha korunmasını beklerdim ama neler oldu, neler yaşandı bilmiyorum. Sonuçta çok değişiklikler oldu buralarda. Aynen. En azından kalıntıları ve birkaç bilgi öğrenebileceğimiz yer yapmışlar. Onları bir inceleyelim şimdi. Şimdi biz buradayız ama burası kuzey, evet. Orası güney. Evet, orası. Eski Taipei'nin haritası bu arkadaşlar. Surların içerisindeki yerleşimi görüyorsunuz. Biz ama burası kuzey, orası tamam. Şey, güney. Tamam, kapıları görüyoruz burada. Aha. Kapıları göstermiş. Tamam. Mesela şu şimdi biz... Business limanı mı gösteriyor bu? Ha, liman orada. Evet. Tamam mı? Şimdi buradayız. Orası kuzey, evet. Burası güney ama şimdi buradayız. Aynen. Liman da orada, o benim gittiğim yer, değil mi? Nehirin Aynen. olduğu yer. Burası da tam olarak kuzeyden Taipei'nin güneyine doğru bir bakış açısıyla kuş bakışı gibi bir görüntü burada. Nasıl tasvir ediliyor bilmiyorum ama böyle dağlara doğru bakarmışız gibi. Evet. Şimdi mesela, burada yerleşim, biz burada mıyız şu an? Neyi gösteriyor bu circle'da? Tamsui şurası. Evet. Hani liman. Ve burası batı. Burası da eski yerleşim şekli, bak hayvanları falan da göstermiş. Evet arkadaşlar, bu arada bu harita orijinalinin bir resmi. 1699 yılında çizilen bir Taipei haritası bu. Bu arada konuya gelecek olursak, ben Ömür'e dedim ki ya kardeşim dedim, Taipei, Tainan, Taitung, bunlar dedim niye hep Taytay? Bunların bir anlamı varmış, bilmeyenler, merak edenler de öğrensin buradan. Hı hı. Nedir tai, abi? Taipei dediğin Taipei zaman. Taipei dediğin zaman Tai aslında Tayvan demek. Tai. Evet. Bey hani kuzey. Evet. O yüzden Taipei Tayvan'ın ya, kuzeyinde. Yani kuzey Tayvan Aynen. anlamına geliyor. Atıyorum Tainan. Tainan ise Nan güney. Nan güney demek. Yani Güney Tayvan anlamına geliyor. Yani Tai'yi burada Tayvan'ın kısaltması olarak alın. Atıyorum Pei kuzey demek. Nan güney demek. Dong Tong. Tai Tong. Tai Tong. Tong güney. Yok, güney değil ya. Güney. O zaman şey.
Güney. Doğu, pardon. Doğu, evet. Doğu. Kardeşim doğru. İnsanları burada yanlış bildiriyor. Pardon, pardon. Doğu. Ama Taishi yok, batısı yok. Evet, ama batı yok. Anan şey, mesela sen oturduğun Tai yer, Taichung. Orta Tai, yani değil mi? Hı-hı. Orta Tai var. Chung, orta demek. Yani biz de geliştiriyoruz kendimizi, bir şeyler öğreniyoruz ya. Pardon, yanlış söyledim, pardon. Evet, şimdi surlara gelelim. Sur yapısı bu şekildeymiş. Yani şimdi tabii bunları böyle yeni nesil çimentoyla falan yapmışlar ama diziliş şeklini göstermişler en azından. Böyle birbirine kenetlenen değişik bir diziliş şekliyle inşa edilmiş surlar. Ama taş yapısı çok enteresan. Bu taşlar dağın köşesinde, nehir yanında. Oradan. Yontarak kartıyorlar ve muhtemelen gemi. Nehirle buraya nehirle. Limana getirip. Aha. Bu arada liman da şu tarafta, yani yürüyerek muhtemelen 15 dakika falan sürer maksimum. O ben gitmiştim ya daha önceki bölümlerde, bir akşam böyle şey vardı sokakta, işte konteynerdan barlar falan vardı. Orası o limanmış, nehir yatağı yani. Oradan buraya taşımışlar bu taşları ve surları örmüşler bu şekilde. En eskisi şöyle. Evet. En eski hali bu. Evet, burada taşları nasıl yonttukları ile ilgili bilgiler vermişler. Kısaca onu da göstereyim. Abiyi böyle tasvir etmişler. Elimde bir kazık ve çekiçle beraber. Hatta burada o dönemden kalma aletleri göstermişler ve bunları bu şekilde sergilemişler. Çok güzel olmuş hatta ya. Vallahi çekiçlere bak. Bu çekiçlerle, bu kazıklarla bu taşları böyle yontarak, kırarak bloklar halinde buraya getirmişler. Kazıklara bak. Çeşit çeşit kazıklar varmış. Evet bak, burada size'ları ile ilgili bilgiler veriyor. Çekiç türleri. Anladığım kadarıyla şu balyoz, aynen zaten yazmışlar, çekiç. Ve büyük ve küçük, sivri, işte artık keseceği, yontacağı taşa aynen. göre aletleri kullanmışlar. Evet. Buranın en özel şey, hani taşlar, şey nehir ben getirdi. Bu nehir adı Jilong Nehri. Jilong. Yani Kilong, yani gideceğiz. Ha, Kilong Nehri, evet. Kilong Nehri, hani oradan, burası mesela dağ köşesinde. Hani nehir var, nehir geçiyor ya. Evet. Buradan taşlar alıyor, buraya kadar hani şey bu boat. Teknelerle taşıyorlar. Sonra sırtlanıp hı-hı. buraya kadar sonra böyle yürüyorlar. Böyle, ondan sonra inceliyor. Evet. Güzel, bunları bu şekilde böyle göstermeleri çok güzel olmuş burada. Hı-hı. Bunlar sular. Hani şimdi biz buradayız. Kuzey kapı. Şey bahsetti ki hani 5 kapı vardı. Evet. Orası doğu kapı, burası batı kapı, evet. ve 2 güney kapısı. Aynen. Ana güney kapısı ve küçük ana güney kapısı. Peki güney bir kapısı. Şey soracağım ben. Şimdi buradaki bu surların içerisindeki herhangi bir eski yapılardan biri duruyor mu hala, yoksa hepsi yok mu olmuş? Bence yokmuş. Yok değil mi? Tamam. Orası zaten liman. Orası şey, liman, evet. Hı-hı. Liman. Ve geçen restorana gittik ya, yılan restoranı. Evet. Yılan restoranı da buralarda. Ha. Bu tarafta. O yüzden şimdi yedirdin bize kobraları ya. Aynen. Yedirdin zehirleri, aynen. içirdin. Şimdi Taipei metro sisteminde 3 kapı olan adılan 3 istasyon var. Mesela Hı-hı. burada, burası Beimen, kuzey kapı istasyonu. Aa, Beymen, Kuzey Kapı. Ximen da var. Ximen, hani mavi hatta. Aha. Namen, hani Kuzey, pardon, Güney Kapı. Aa, her yerde var istasyon. Ha, Dongmen da var, pardon, 4 o zaman. Dongmen istasyonu. Dongmen geçen şey, Din Tai Fung restorana gittiğimizde, o istasyonun yakında. Aa. Vay, çok iyi. Room?
Burası Beymen, şimdi biz buradayız. Evet. Ondan sonra Ximen burada, hani batı kapı. Dongmen ise burada. Yani doğu. Biz metro ile hepsini gezebiliriz aslında. Aynen, Xiaoname ise burada. Pardon, kuzey. Kuzey. Ah, pardon, güney. Güney. Bu güney. Bugün artık yönleri karıştırıyoruz, ya, pardon ya. Şey. O yüzden bak şey. Bakın, hani eski Taipei o kadardı. Değil mi? O kadar. Daha aynen. Büyük değil yani. Aynen, kuzey, güney, yani batı. Şöyle bir şey var. Genel olarak bütün Tayvan'ın Konya kadar büyük olduğunu düşünürsek eğer, Taipei'nin büyüklüğünü biliyoruz. Aha. Ve eski Taipei'nin surlar içerisinde çevrili Taipei aslında oldukça küçük bir yer. Aynen, yani. Büyük, öyle küçük. Çok büyük bir yer değilmiş yani. Aynen, ha? Büyük değil. Dört kapıyla tık diye gezebilirsin bu yani. Kadar. Evet. Bu arada şimdi diyoruz ki Tayvan, genel Tayvan Konya kadar ama arkadaşlar yapılacak şeyler, görülecek şeyler bitmiyor ya. Ya bu listeyi ben nasıl tamamlayacağım diyorum. İhtimal yok. Çok güzel yerler var. Dağlar var, denizler var, adalar var, var oğlu var yani. Evet. Bitmiyor ya. Bitmiyor ya. Hatta doğa manzarası da çok güzel. Çok güzel abi. Doğası da çok güzel. Aynen. Burası da Japonlardan kalma bu Taipei'nin en eski post ofisi. Post ofisi burası. Güzel bir yapı. Yani benim bir tek işte sevmediğim burada kapı. Kapının dışına bakıyorsun. Binalar, gökdelenler. Posta hane 1895'te yapıldı. Oo, 1895. Yani ilk Japon, evet. Japonları geldiğinde. İlk geldiğinde. Aynen. İlk Japonlar buraya geldiğinde post ofisi yapmışlar burada. Zaten şurada şimdi gideceğiz. Japonlardan kalma yine tren garı var. Evet. Oraya bir gideceğiz, göreceğiz. Enteresan bir yer. İçini de göstereyim size. Evet arkadaşlar. Giriş kapısı 1880'lerden kalma bir kuzey kapısı ve bugünün mimarisi Taipei 101. 520 metre yüksekliğinde tam 101 kattan oluşuyor. Her yerden görünüyor vallahi kendisi. Hatta eskiden burası Taipei merkeziydi. Taipei merkezi. Eskiden burası Taipei'nin merkezi. Ha, buralar gökdelenler yapılınca da aynen. Artık oraya kaydı şehir yani. Aynen, o yüzden evet. Şimdi görmüyoruz ama orası Taipei Main Station, yani Taipei evet. Tren istasyonu. Eskiden çünkü nehir kenarında ya, o yüzden insanlar buradan ticaret yapıyor ya, o yüzden en canlı, en hareketli yerden birisi hani burası. Ondan evet. Sonra Kuomintang, yani Chiang Kai-shek buraya yerleştikten sonra hani daha orası daha gelişmiş oldu. O yüzden şimdi o Doğu Taipei. Biz bugün Doğu, Güney, Kuzey taraflarına. Ya evet. Bence... Orası Doğu ya. O yüzden hani 101 Shingi hani daha modern evet. Yer şimdi orası. Modern merkezi. Yeni Taipei, modern aynen. Taipei, business'ların yürütüldüğü, plazaların olduğu, binaların olduğu Taipei orası arkadaşlar şu anda. Biz bugün size eski Taipei'yi gösteriyoruz. Aynen. Evet, Gönülcüm. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar, burası şimdi gittiğimiz yer. Japonlardan kalma ilk tren istasyonu, garı, evet. Ne diyorsanız artık. Şimdi burada genelde diyorlar ki çocuklar için yapmışlar daha çok burayı, girişte tabela falan var ama bence kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Şimdi içeri girdiğimizde zaten anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bugün bayağı şanslıyız çünkü bugün bedava. Ha evet, bir de öyle bir şey var. Normalde giriş kişi başı 100 Tayvan doları ama bu hafta sonu için özel bir şey var. Etkinliği vardı, bilmiyorum. Belki 520'den dolayı olabilir mi? Sanmıyorum. 520 yani burada da yeni bir şey öğrendim. 20 Mayıs, Çince'de 20 Mayıs derken Warling. Neredeyse seni seviyorum demeye çok benziyormuş. Evet. Ve bu yüzden 20 Mayıs'ı sevgi günü olarak kutluyorlar. O da dündü. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Ne diyeyim ya? Bu da böyle bir bilgi alın, cebe atın işte. Ha, çünkü International International Museum Day. Aa, uluslararası müzeler günü olduğu için aynen. Giriş bedavaymış. 3 gün bedava. Evet, şimdi giriyoruz istasyona. Oh, serin serin. Dışarıda fena bir nem var.
direkt şöyle biz dün yaptığımız gibi turu. Aynen. Buradan başlıyoruz. Ni hao. Evet, oldukça insan var ha. Ben tabii tepeden çekebilirim. Buradan girelim mi? Bak buraya girme. Başlayan şey. 1880'de ilk Tayvan'da tren. Aha. Ama şey o zaman hala Çin havalimanlarında, havalimanlarında. Şimdi arkadaşlar, Chiang Kai-shek buraya geldi. 7.48'in. Evet, 47-48 yılında geldi ama buraya yerleşmek için geldi. 1880'lerde de Çinliler buraya ziyaret etmek için geliyorlardı, gidiyorlardı. 1885'ten sonra Japon sömürgesi altına girdikten sonra biraz daha az gelip gitmeye başladılar. Hani daha öncesinde de zaten Çinliler buraya gelip gidiyorlardı. Şimdi buradan bahsettik ki hani Tayvan'ın ilk telefon seti Penghu'da. Penghu hani bir ada. Japonya hani şey sömürgesinden yaptı. Ha. Ama şöyle anlatayım ben burada. Anlatım ki hani 1682 yılından önce Hollandalı, İspanyalı geldi. İngilizler de gelmeye başladı. Ama sadece güneyinde, Tayvan'ın güneyinde. Taipei diye bir şey yok o zaman. Yoktu. Evet. Tabii ki Taipei'ye de geldi ama yönetmedi. Ondan sonra 1683 yılında Çin hanedanlığından 1683 yılında Çinliler geliyor ve Hollandalıları kovdu Tayvan'dan. Evet. O zaman Tayvan 1885 yılında Tayvan bir eyaleti oldu. O yüzden bu yaklaşık 200 yıl boyunca hiç yönetmiyordu. İyice anladım. Yönetmiyordu ama geliyor. Çok umursamıyordu, anladım. Aynen. Ondan sonra 10 sene sonra hani 1895'ten sonra Japon sömürgesine altına çünkü girdi. Çin savaşı kaybetti. Evet. 50 sene boyunca Japonlar hani yönetti ve evet. Çok sistemi kurdu. Evet. Mesela ilk telefon, ilk telegram sistemi de Japonya tarafından kuruldu. Aynen öyle. 1936 yılında yine Japonya sömürgesindeyken ilk havalimanı yapıldı. Hani bitimi tamamlandı. Songshan Havalimanı. Aa, 1936'da bayağı hızlı gelişmiş. Evet. Ve burada şey, 1945 yılında yani 2. Dünya Savaşı bittikten sonra Japonya kaybetti ya. Aha. O yüzden Tayvan hiç kimse vermedi aslında. Ama Japon çıktı, gitti, ayrıldı. Anladım. Çok güzel yapmışlar ya. Sesler falan. Gidiyormuş gibi yapmışlar bir de. Evet, şu anda 1800'lerin içerisine girdik mi abi? Sana bahsettiğim olay oldu. Bak bir anda 1800'lerin sonuna geldik. Çok güzel. Guangguang hao derken hani guangguang derken turist. Seyahat. Ha, okey. Bu Juguang. Bu Juguang hao, Juguang. Bu Çin'in haritası galiba. Aynen, Çin'in. Yani Tayvan burası. Ha, Tayvan şurada. Aha, şurada. Burası hani, da Çin. Çin. O zaman Chiang Kai-shek böyle bir politikası var ya, hani Çin tekrar kazanmak istiyor. Evet, anladım. O yüzden bütün Tayvan'daki mesela burada da bir Tayvan, ondan sonra Çin. Okey. Evet, ondan bahsedeyim. Arkadaşlar bu bilgi önemli. Chiang Kai-shek buraya geldiği zaman diyor ki hiçbir zaman Çin'i bırakmayacağız diyor. Bir gün Çin diyor bizim tekrar bizim olacak diyor. O yüzden her zaman izlediği politikada sanki Çin de onunmuş gibi her zaman bu haritalarda işte yaptığı projelerde bunu hep belirtmiş bu bölgede. Slogan da öyle hani Çin'i tekrar kazanmayı unutmayın. Evet. Unutmayacağız. Evet.
Yani zaten kısacası olay şöyle oluyor. Çin'in içerisinde iç savaş çıkıyor. İki taraf bölünüyor. Ondan sonra bir taraf buraya geliyor, Tayvan'a yerleşiyor. Oradaki hazine ile beraber. Ondan sonra burada donanmasını güçlendiriyor. Yerleşimini yapıyor ve burada bir yaşam kuruyorlar. Ama her zaman hayalleri asıl geldikleri yere dönüp tekrar oranın hükümdarlığını almak. Evet. Değil mi? Ama aynı doğru zaman, söyledin, değil mi? Aha, doğru söyledi. Ama aynı zamanda çok ilginç bir şey. Hani Tayvan'da yaşayan insanlar haklar. Hani öyle bir şey oluyor ya, hani Çin'de yaşayan haklarımız, vatandaşımız çok fikirli olduğu için biz onları kurtarmaya çalışacağız. Ama aynı zamanda Çin'de Komünist Parti de öyle bir propaganda yapıyor ya, hani Tayvan'da yaşayanlar çok fakir, çok kötü yaşayanlar var, o yüzden onları kurtarmaya çalışacağız falan filan. Aa, Çin'in şu anki Çin'in politikası aynen da o yani. Mesela benim arkadaşım Çin'de, hani bir Çinli, evet, hani bazen haberde öyle çıkıyor ya, hani her sene biz Tayvan'a para gönderiyoruz yani, bağışım yapıyoruz. Çünkü böyle Tayvan, haberler yapıyorlar. Aynen, orada Tayvan ekonomisi çok kötü olduğunu falan filan anlatıyor. Aa, anladım. Yani bu karşılıklı bir atışma gibi abi. Aynen. O onu kötülüyor, o onu kötülüyor. Evet. Yani arkadaşlar gerçekten zor bir durum. Yani düşünsenize, ülke yarı yarıya bölünüyor. Bir kısmı en yakındaki adaya geçiyor. Orada bu arada adada da yaşayan yerliler var. Daha öncesinde işte Japon sömürgesi, ondan önce Hollandalılar dedik. Ondan önce ilk burada aborjinler. Yani Tayvan'ın asıl yerlileri var değil mi? Evet, var. Onları tabii ilk geliyor Hollandalılar, dağlara yolluyor. Japon sömürgesindeyken yine izin vermiyorlar. Dağlarda kalıyorlar. Onlar yerleşiyorlar her yere, limanlara, şehirlere. Her neyse, kısacası çok zor bir dönem geçirmiş Tayvan. Evet. En sonunda da Çin'den gelen insanların buraya yerleşmesiyle bugünkü halini almış. Bugünkü hali de oldukça güçlü. Ürettiği teknolojik ürünlerle zaten dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına girmiş. Ve bugünkü halini almış. Gerçekten çok da hızlı gelişmiş. İlk tren yapıldığı tarih de gerçekten 1800'lerin sonu diyoruz. Havalimanı yapılmış 1930'larda. Gelişmeye çok hızlı ataklarla ilerlemiş yani. Evet. Şu Alişan Express. Gitmek istediğin şey. Evet, ben buraya gitmek istiyorum arkadaşlar. Alişan Dağı var. Şu anda Tayvan'ın en eski treni olarak biliyorum aynen onu. Hatta hala şeyle, hani ahşap şey. Ahşap. Odun yakılarak tren çalışıyor hala. Tayvan'ın en eski trenlerinden bir tanesi. Umarım ona gidebilirim. Ve dünyanın gerçekten çok nadir ağaçlarının olduğu bir ormanın içerisinden aynen geçiyor tren böyle. Saatlerce yukarıya dağa tırmanıyor. Böyle dağın içerisinden, kayalıkların arasından tırmanıyor. 4 saat, 5 saat falan sürüyor diyebiliyorum. Ağaçların gövdesi 25 metreye kadar çıkıyor. Aynen. Gövde yani çapı, etrafının çapı, büyüklüğünü siz düşünün. Umarım orayı da size gösterebilirim. Çünkü ben de görüp tecrübe etmek istiyorum. Destinasyonlarımızdan bir tanesi orası olacak abi, umuyorum ki. Ve şöyle bir şey var orada. Dağın tepesine çıkıyorsunuz. Orada böyle kaldığınız böyle çadırımsı bir tesis var. Glamping tesis tarzı. Orada kalıyorsunuz. Sabah gün doğumundan önce uyanıyorsunuz ve bulutların üzerinde gün doğumunu izliyorsunuz. Biliyorsunuz severiz böyle doğa işlerini. Umarım oraya da gidebiliriz. Binlerce yıllık ağaçlar var, büyük ağaçlar var. Ya aynen, binlerce yıllık, bin yaşındaymış bazıları. Çok nadir görünen ağaçlar. Evet efendim, şimdi burada çok güzel bir maketle her şeyi anlatmışlar. Şimdi, burası 1910'ların tren garı. Burada Taipei yok. Şimdi sadece biz tren orada. Biz şuradayız. Aha, şuradayız. Ve kapı, şu kapı herhalde, onun içerisinde biri bitmiyor. Kapıyı göstermemişler sanki burada ya. Burası sadece tren garına benziyor. Evet. Şimdi burası 1910'lar, Taipei tren garı. Ondan sonra burası 70'lerdeki Taipei ve bizim olduğumuz bu girdiğimiz kapı ve ilk post ofis, post binası burada. Evet arkadaşlar, şu an biz buradayız, şu binanın içerisindeyiz. Evet. Burası 70'ler dedik. Şimdi daha da gelişiyoruz. Tren istasyonu. Çok güzel bir maket yapmışlar ya. Böyle
dönüyor. Ha evet, almak istediği vagonu alıyor, dönüyor. Evet. Güzel. Değişik bir teknoloji. Burada da böyle bir konsept. Merhaba. Siz neredensiniz? Aşağı dalışmam mı? Ben yukarı Taipei'deyim. I'm from Alt Taipei. Hani neredesin? Türkiye'de öyle bir muhabbet olur ya. Mesela yan yana gidiyoruz. Tamam mı? İşte sen. Falan. Neresinden? Mesela Taipei'deyiz şu an. Neresinden? Neresinden misin Taipei'de? İşte Alt Taipei. Evet arkadaşlar, bahsettiğim ormanın içerisinden geçen giden o tren, bu bazı ağaçların gövdelerinden alınan parçalar. Kokuyor mu? Aa, kokuyor mu? Wow, nasıl bir koku bu ya? Evet, Japonlar hani bu ağaç alıyor ve ilaç yapıyor. Çünkü bu koku hani... Evet, ilaç kokusu gibi. Aynen, sivrisinek kovuyor. Vay, sivrisineği kovuyormuş bu ağacın kokusu. Oo, baharatlı gibi. Bu da enteresan ya. Bunu ben parfüm diye sıkarım abi. Bu ne böyle? Bunlardan şey yapıyoruz hani parfüm gibi bir şey. Evet, parfüm gibi zaten. Evet arkadaşlar, bakın Mount Nitaka. Ha, bu şey Ali Shan. Shan Çince'de dağ demek. Öyle mi? Ali Dağı. Ali Dağı. Daha da ilginç. Ali ismi var mı abi Çin'de? Evet arkadaşlar, bakın o size bahsettiğim ağaçlardan bir tanesi. Bunun daha büyükleri de var şu anda. Burada Tayvan'ın asıl yerlilerini görüyorsunuz. Ha, evet, evet. Tam olarak var. Tipleri bu şekilde. Bu neymiş? Mesela bu Bunong etkin grubu. Bunong grubu. Ha, bu kabile. Taya kabile. Ha, bunlar değişik kabile. Aha. Bunlar daha siyahiymiş abi bak. Aynen. Hem de bunlar daha açık tenli. Yani aslında çekik gözlü siyahi gibiler biraz. Bunlar daha açık tenli ama böyle tam sizin Çin gibi şey değil. Çekik gözleri değil. Arkadaşlar bu arada ben hani illaki hepiniz yaşıyorsunuzdur. Asya'ya gelmeyen bir insan olarak daha önce tamam geldim de bir kere geldim. Asyalıların hepsini ayırt edemiyordum. Hani şimdi biz nasıl diyoruz işte İspanyolu, Yunan'ı işte vesairesini ayırt edebiliyoruz. Asyalıları ben ayırt edemiyordum çok fazla gelmeden önce. Ama şimdi yerliler nasıl görünüyor, Çinliler nasıl görünüyor, Japonlar nasıl görülüyor, Koreliler nasıl görülüyor hepsini gördüğüm zaman ayırt edebiliyorum. Gerçekten hani böyle farkları anlaşılır bir şekilde tiplerinden nerede olduğunu, Filipinli olanı bile işte mesela kafenin orada kahve içiyorduk, size o gösterdim. Ömür'e dedim ki bence dedim Filipinli olabilir bu arkadaşlar dedim. Hakikaten Filipinlilermiş. Bize baktılar böyle. Evet. Filipin falan deyince. Bu da Zhou. Zhou kabilesi. Evet ya, asıl benim isteğim ne biliyor musunuz? Bu şimdi 15-16 tane kabile var. Hala korunanlar var vesaire. İstiyorum ki onların yanına gideyim, kabile hayatını göreyim. Hatta keşke böyle bir bağlantıya girebilsem de onun için uğraşıyorum. Gideyim onlarla birlikte av yapayım. Bir yaşayayım birkaç gün, göreyim ne yapıyorlar, ne ediyorlar, onu çok istiyorum. Ömür de öyle bir şeyler araştırıyor benim için, sağ olsun. Bakacağız, bulursak efsane videolar gelecek arkadaşlar. İnşallah. Burada aslında biraz şey ya, hani aborijinal Japon şimdi hani onları slaves. Köle gibi. Tabii abi işte. O normal. Zaten şimdi geldiysen, sen burayı sömürge altına aldıysan, aynen, buradaki adam da güçsüz olduğu için ne yapacaksın? Gel baba diyeceksin, çalış. Yani, bunlar tarihte zaten hep böyle olmuş abi. Hı-hı. Güçsüzün üstüne hep basılmış yani. Ağaçlar nasıl dağdan aşağı indirilmiş. Aynen. Tabi bura dağlardan hep yüklenmiş. Çok görmek isterdim bu zamanları yani. Arişan'a gidebilirsiniz. Aynen. Şöyle ne bilmek lazım. Çok güzel ya.
Koalien. Arkadaşlar bakın, sezon bitecek, kardeşiniz buraya gelecek. Burada bir ada var, Green Island, oraya gidecek. Buradan yukarıya çıkacağım, o aileni göreceğim. Burada ilan var, ilanı göreceğim. Sonra buradaki dağlara çıkacağım. Burada kanting bölgesi var, oralara gideceğiz. Milli parklar falan filan, bakalım neler yapacağız. Ben de heyecanla bekliyorum. Alişan burası. Alişan burası değil mi? Trenle çıktı zirve. 3000 metrenin üzerinde değil mi? 3700 metre falan olması lazım diye biliyorum. Tayvan'da hani 6 şey böyle ağaç için 6 tane tren sistemi vardı ABC'de. Peki asıl bunların ilk yapılma sebebi bu ağaçları aşağıya indirebilmek değil mi? Seyahat falan değil tabi. Daha niye seyahat etsin adamlar o dönemde? Bakın bakın, burada koca ağacı sırtlayıp buralara böyle taşımışlar trenlerin içine. Burada da o Alişan Dağı'na çıkan treni görüyoruz. Ya umarım şu trenle şöyle bir fotoğraf alalım da. Umarım çıkarız ya. Çok güzel olur vallahi. Of, uçuruma bak. Arkadaşlar çıktık şimdi tren istasyonundan, çıkıyoruz. İlk Japonların yaptığı, 1800'lerin sonunda Japonların yaptığı Tayvan'ın ilk tren garından çıkıyoruz. Ne dedin abi? Çok mu sıcak dedin? Hava çok güzel. Yanıyoruz arkadaşlar, yanıyoruz. Şimdi asıl eski Taipei'ye gideceğiz. Güzel caddeleri, sokakları göreceğiz. Ondan önce bir yere daha uğrayacağız. Taipei'de inanılmaz bir trafik yoğunluğu her zaman boy gösteriyor. Bitmiyordu. Ya tabii bence bir İstanbul'un trafiği gibi olamaz. Çünkü İstanbul çok büyük. Kıyas kabul etmez ama şimdi buradaki insanlar için atıyorum 1,5-2 saatlik bir yol gitmek bizdeki 7-8 saat yol gitmek kadar uzak geliyor yani. Çünkü Tayvan genel olarak zaten küçük bir ülke olduğu için 1,5 saatlik yere mesela diyorum ki birine, ya diyorum bu boş günde diyorum bak şuraya gidelim, ooo diyor çok uzak 1,5 saat diyor. Olan dedim 1,5 saat ne anası satayım, biz İstanbul'da karşıdan karşıya geçiyoruz 1,5 saat. 30 dakika bizim için çok uzak. Bu arada buraya gelirseniz burası Beymen Station. Beymen aslında Kuzey Kapı demek. Evet, Beymen Kuzey Kapı demek arkadaşlar. Bu bizim gezdiğimiz yerlere gelmek için Beymen Meydanı'na geleceksiniz. Aa, birisi bak cüzdanın şeyini düşürmüş. Evet arkadaşlar bakın. Birisi cüzdanını düşürmüş. Ne zaman bilmiyoruz. Telefonunu düşürmüş. Hala burada. Kimse almamış. Biz de şimdi bunu tabii ki alıp cebe atıyoruz. Şeye vereceğiz, info deske vereceğiz. Ama peki orada mı durması daha iyi, gelen için bulması önemli, biz ona verebiliriz. Ha öyle mi? Zaten kamera var ya. Arkadaşlar biz güvenliğe vereceğiz şimdi bu telefonla cüzdanı. İçiniz rahat olsun. Çantaya koydum abi. Hemen. Ama çok kötü bir telefon. Evet, telefon kötü. iPhone olursa alıp. iPhone olursa Indira Gandhi. Arkadaşlar şaka bir yana, gerçekten size daha önce de bundan bahsettim. Tayvan'da herhangi bir eşyanızı, bakın bir de burası Taipei, ne kadar yoğun olduğunu görüyorsunuz. İnanılmaz güvenli bir yer. Çalınma, mesela dün akşam bir night market'e gittim. Cebimde telefon, arka cebimde para, bilmem ne, hiç umurumda değil. Çalınır mı, biri el atar mı vesaire, işte böyle kenara koyuyorlar. Ya da bizim gibi alıyorsunuz. İşte bu şeye, danışmaya bırakıyorsunuz. Kaybettiğini düşünen insan geliyor buralarda, soruyor işte, buluyor. Arkadaşlar eskiden bakın burada yerin altında Tayvan'ın, Taipei'nin su kanalları buralardan geçiyormuş. İçme suyu. Bunlar ve gerçek. Evet. Bakın bu kanalların içerisinden geçip buralardan evlere dağıtılıyormuş. Sonra metro istasyonuyla. Evet. Sonra metro istasyonuyla beraber yeni sisteme geçilmiş tabii ki. Hani şey, burada yaparken hani şey, bunlar hani çeşit şişeler vardı. Hatta şey farklı renk vardı. Evet. Demek ki buradaki yaşayanlar hani bayağı zengin. Çünkü bunlar mesela krem var.
alkol var. Medicine var. Medicine var. Hani yeşil veya mavi renkli olan şişe oluyor ya. Evet. Demek ki onlar hani yurt dışından geldi. Tayvan'dan yoktu. Tayvan'ın dışından geldi. O yüzden demek ki onlar bayağı zengin. Anladım. Vay. Hangi numara geldik? Hangi numara? İşte bu şu tam buranın üstü ya. İyi ha. Evet arkadaşlar, telefonu bıraktık güvenlikçi arkadaşa. Nereden bulduğumuzu sordu, onu söyledik, devam ediyoruz şimdi. Yabancılar var özellikle. Arkadaşlar burayı benim kendim bulma ihtimalim yok. Ömür beni kapalı çarşıda bir yere getirdi. Hatta buralarda bayağı çok yabancı var, özellikle Endonezyalı. O yüzden burada çok Endonezya, Malay, Tayland restoranı var. Aa, evet şu tarafta. Aynen oralarda. Burada da restoranlar var, çok iyi. Çok iyi. Ya bak şunlara ne güzel de taşınmalı onlar, çok büyük. Arkadaşlar acayip kalabalık. Her yerde oyuncak var. Çok güzelmiş ya. Figürler, figürler. Biz de buradayız. Bunlar neymiş? Fotoğraf falan gibi bir şey herhalde. Arkadaşlar PlayStation'cıya girdim. Sizin için fiyatlara bakayım dedim. Sorsana abine falan. 500 Amerikan doları arkadaşlar. PlayStation 5. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Yeni gelen abone arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Biz gezmeye devam ediyoruz. O arada siz de videoyu beğenin lütfen. Ben başladım bile. Domuz yılı. Bu da fare. Bak benim tavşanı geri koymuştum. Bu da neydi Sanyun? Bu Sun Yan San. Ha, Sun bizim Yan San. Kurucu. Aynen. Anlıyorum artık. O da. Sun Yan San. Bu ise şimdiki Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı. Şu anki. Kadın. Aha şu anki. Kadın ve erkek. 这个哆啦哆啦A梦的里面是什么？里面，里面就是那个什么日本的那些流动币。哦，所以这个是日本的。哎。哦。古japan，亚太区。嗯。パラ、タヌス、コイン。 Metal bir şey var. Mesela bu eski altın parası. Bu. Acayip bir mekan yapmışlar. Figürlere bunlar ilgisi da olanlar. Bunlar da çok ünlü çizgi filmler. Anime çizgi filmler. Bazılarını biliyorum da tabii o kadar derin bir kültürüm yok anime ile alakalı. Benim de yok. Üf, şunlara bak. Bunlar neymiş ya? King Kong muydu? Ne bileyim vallahi şimdi. Dragon Ball var. Bak Dragon Ball'un hastasıyız. Oo öyle mi? Tabii. Severiz. Bak. Benim çocukluğum Dragon Ball'la geçti ya. Ne kadarmış bunun fiyatı? 880 Tayvan doları. 400 lira falan. Ben de abi şeylere kendime bir söz verdim. Böyle her yerden her şeyi almıyorum. Çok nadir böyle hakikaten inanılmaz seveceğim bir şey olduğu zaman
alıyorum çünkü öbür türlü taşımaktan. Tabii. Bir de materyal şeyleri alıyorsun, bir diktiriyorsun, duruyor sağda solda, atıyorsun kalıyor. Mesela şimdi o paraları aldık ya, onlar ömür boyu saklanacak, değeri olacak şeyler. Ben de şey arıyorum, bir tane burada Slam Dunk diye bir Japon yapımı anime çizgi film var. Bütün basketbolu Asya o çizgi filmle tanımış. Aynen. Ben de hatıra olarak o çizgi filmden bir tane figür almak istiyorum. Bulabilirsen güzel bir şey alacağım işte. Evet, yeraltı çarşısından çıktık. Çok şükür bir şey bulamadım, para harcamadan çıktım. Eve taşıyacak bir kutum daha eksik. O yüzden keyfim yerinde. Ama istediğim gibi bir şey bulsaydım alırdım zaten, o sıkıntı değil. Neyse, şimdi buranın en eski caddelerinden birine gidiyoruz. Hatta en eski caddesi diyebilir miyiz buranın? Yani evet, en meşhur olan... Evet. Emcan. Daha önce Tayvan'ın zenginlerinin yaşadığı bir cadde. Aşağıda dükkanlarının olduğu, üstlerde evlerinin olduğu, yaşadıkları bir bölgeye gideceğiz. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Evet, şu anda bahsettiğim caddenin girişine geldik. Çok enteresan şeyler göreceğiz. Buranın adı Dihua Caddesi. Dihua. Dihua Caddesi. Dihua Caddesi. Evet arkadaşlar, Taipei'de Dihua Caddesi. Özellikle yeni yılımızda buranın yani bayağı şey renkli renkli canlı canlı bir çarşı oluyor. Yeni yılda buraya şey dükkanların yanında bir de standlar kuruluyor. Işıl ışıl. Ya arkadaşlar, ben buraya bir hafta ile yeni yılı kaçırdım ben. Burada yeni yılda gelseydik neler yapardık. İnanılmaz kutluyorlar. İki hafta mı kutluyorsunuz? Aynen. İki hafta. Bir kutlamalar, bir gösteriler. Özel yemekler var. Evet. Neyse, belki bir sene daha kalırsak o zaman görürüz. Kısmet artık. Şimdi bakın, bu mesela kurutulmuş deniz tarağı diyebiliyorum abi. Evet, doğru mesela mu? Aynen. Kilosu 2500 Tayvan doları. Kilosu 2500 Tayvan doları. Yani 1500-1600 lira Japonya'dan gelmiş. Yani kuru yemişler var. Kuru yemişler. Mesela bu paket kajunun fiyatı ne kadar abi? Kajun. Bizde dünya para bu. 1200. Ama bu Tayvan'da hani kilo gramı kullanmıyoruz. Hani biz jin kullanıyoruz. Jin. Bir cin 600 gram. Ha, 600 grama 200 mü? Evet. Bedava ya. Bedava mı? Bedava. Nasıl bedava? Pahalı. Daha bize göre pahalı. Valla 600 gramı 200 Tayvan doları diyor. 120-130 TL yapıyor. Bizde 100 gramı bu paradan pahalı. Türkiye'de yok mu? Üretilmiyor mu? Abi Türkiye yapıyor şimdi. Profil bilmem ne çeyiz gibi ya. Uzak ya. Bu hep yurt dışından geliyor. Bir de çok vergiler var. Bizde çerez falan çok pahalı şu anda. Ya şu paket kaju var ya, bedava ya. Şişi. Vallahi alırdım da arkadaşlar, şimdi 600 gram fazla yük olmasın yanımda, yürüyoruz. Sayçuk'ta da alabilirim bunu ben çünkü. Abi bu ne? Roll, egg roll. Yumurtayı roll yapıyorlar böyle. Burada kumaşlar. Evet, bu kumaşlar enteresan. Şey biz topu mu? Tofu. Tofu turşusu. Aynen, tofu turşusu. Valla. O farklı bir tofu oluyor. Yani. Tofu da arkadaşlar biliyorsunuz, daha önce bahsettim, soyadan yapılıyor. Burada kumaşlar var. Evet. Yerel kumaşlar. Aynen. Ama bunlar mesela eskiden sarı renkli, sadece padişah kullanılırdı. Öyle mi? Aynen. Ha, yani bir statü sembolü olarak kullanılırdı. Aynen. Yani kumaşlar. Aynen. Hatta oradaki şey, resim. Eğer ejderhan olursa sadece padişah kullanabiliyor. Ha. Ve kraliçe ise Phoenix. Vallahi anka kuşu. Aha. Hatta memurlar var ya. Memurun sayesine göre, hani pardon, sayesine göre, hani siyasetine göre. Mesela sen başbakan. Evet. Hani mesela kaç tane aslan koyabilirsiniz. Çok kural var. Arkadaşlar bunlar çok özel bilgiler ya. Yani bir kumaşın statü sembolü olabileceği, üzerindeki desenlerden makam belirten bir sembol olabileceği hiç aklıma gelmezdi vallahi. O zaman ben bir padişah kumaşı alayım abicim. Aynen. Bu amca da buranın geleneksel tatlısını yapıyor. Pirinç unundan sıkıştırıyor böyle. Böyle bir pirinç. Yer fıstıklı ve susamlı. Yer fıstıklı ve susamlı oluyor. Kokonatlı oluyor. Bunları böyle
pirinç topu, tatlı pirinç topu gibi düşünün. Aynı böyle sticky, yani yapışkan pirinçten yapıyor. Ama onun bir hikayesi var. Zhuangyuan keki. Zhuangyuan derken hani sınavda, özellikle memur için sınavında ilk, yani birinci olan Zhuangyuan deniyor. Zhuangyuan Gao derken hani iki hikayesi var. Bir hikayesi hani eskiden Çin'de bayağı büyük ya, o yüzden hani başkentine sınava katılmak için bayağı yolu, hani şey, uzak bir yolu vardı. Tamam mı? Bir adam hani sınava girmek için hani yoldan çok açık oldu. Acıkıyordu. Ondan sonra bu pirinç keki yaparak top tutuyor. Aynen. Uzun ondan sonra kafası çalışıyor. Aynen öyle enerji bir şey. Ondan sonra birinci oldu. Hani Zhuangyuan oldu. O yüzden keki böyle bir adı verildi. Anladım. İkinci hikayesi de hani onun şekil hani bayağı Zhuangyuan'ın şapkasına benziyor. Yani kısaca başarılı olmak için sınavdan önce bunu yiyorlar. Hem tok tutuyor, hem beynini çalıştırdığı, hem enerji verdiği düşünülüyor. Aynen. Bizde de vardı Uğurlu öyle bir şey. Pekmez, tayin pekmez mi yediriyorlardı sınavdan önce? Hatırlamıyorum şimdi neydi de. Öyle bir şeyler vardı yani. Vay be. Birinci olmuş ha bunu yedikten sonra. Zaten ben dün bunu yedim, aldım kutuyla. Takım arkadaşlarım gördü beni otobüste antrenmana giderken bunu yiyorum. Bir şok oldular. Sen bunu nereden buldun? Bu işte en geleneksel tatlı falan filan. Acayip şaşırdılar arkadaşlar. Hatta her yerde bulunmaz. Paylaştılar beni her yerde. Aynen, her yerde de bulunmuyormuş zaten. Evet, şimdi böyle bir caddede ilerliyoruz. Birazdan evleri de göstereceğim. Dünyanın en garip yiyeceklerinden birini göstereceğim. Sence de garip değil mi abi? Yok, sana garip ya, geliyor mu? Garip gelmiyor ama çok nadir, çünkü çok pahalı. Nadir, çok nadir bulunuyormuş. Ama bizim için inanılmaz garip. Kesinlikle bunu garanti ediyorum yani. Arkadaşlar bunlar kuş yuvası. Bunlar kuş yuvası arkadaşlar. Şimdi fiyatını sordum. Pardon, 6 tane yaklaşık 37 gram. 37 gram. 3000 Tayvan doları. 3000. 100 dolar. 100 dolar. Kutular. Bu şey daha pişirmiş. Direkt içilir. Anladım. Bu yuvayı pişirmiş direkt. Bunu içilebilir hale mi getirmiş? Evet. Peki ne işe yarıyormuş abi? 那这个对什么有好处？对肺部。对。高蛋白。高蛋白。白牙血，有些protein。protein。对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 
dağılıyorsun. Sudan dağıldı. Dağılıyorsun değil mi? Evet. Aha, dağıldıktan sonra büyüyor. Okay. Yumuşuyor. Uh-huh. Ondan sonra suda pişiriyorsun. Ah, okay, okay. Ha, ondan sonra şeker koyuyorsun. Abi içiyor muymuş? Çok iyi görünüyor. Cildi falan. Genç görünüyor. Baksana. 65 yaşında. Vaaay. 65. Çok iyi cildi falan. Çok iyi. Ha, cildilerinden de çok yararlı. Evet, evet, evet. Thank you, thank you. Böyle 1380. Ha, bu daha iyi. Bu daha iyi. Bu alınabilir bir şey yani. Tamam. Biz hediyelik yapıyoruz. Evet. Alıyoruz. Belki bunu sonra alırım bir hediye için. Arkadaşlar denemek isterim. Yani bu kuş yuvalarını alıyorlar. Kuşların salyasındaki o içeriğindeki artık ne diyeyim, protein mi diyeyim, vitamin mi, bakteri mi, onun çok yararlı olduğunu düşünüyorlar ya da bilimsel bir açıklaması, çalışması var mı bilmiyorum ama çok eski Çin tıbbından gelen bir şey yine bu. Ve çok nadir olduğu için acayip pahalı. O gördüğünüz işte kutular 3000 Tayvan doları, yani 1800 liraya falan geliyor. Yok, sadece 2000 lira TL olarak. Ama o diğer içecekler 1300 Tayvan doları.
Evet. Ama mesela almak istersen direkt 37 gram için 3000 Tayvan doları. Evet abi, çok pahalı. Evet. İçecek olandan alabiliriz belki sonradan. Bir şey de var, hani eğer içinde şey kan olursa mesela kurşun kanı olursa tamam. Çünkü çok fazla tükürüyor ya. Tükürük. Tükürük oluyor ya. Salya. Aha, eğer kanı olursa daha da pahalı oluyor. Vay be. Çok enteresan bir kültür arkadaşlar. Her çok değişik. Var. Her yerde para tanrısı. Ha, tabii. Teyzem çiçek satıyor. Evet. Teyzem, bu çiçek özellikle. Teyzemin şapkası şeyde Mortal Kombat'taki Raiden'ın şapkası. Evet. O şey çiçek biz alıyoruz çünkü çok güzel bir kokusu var. Ha. Hatta Tanrı'ya veriyoruz ya da şey tapınaktan aldıktan sonra hani oradan şey var ya hani ateş var. Hani 3 defa böyle geziyorsun yani şey. Ondan sonra evde bırakıyoruz. Anladım. Şişe. Tütsüleri. Yok, tütsü değil. Hani orada küçücük Anladım. Bir şey. Hani uğurlu bir şey. Mesela sana bir hediye vermek istiyorum. Aha. Hediye hani böyle geçerek, üç defa geçerek hani sana hani Tanrı'dan böyle bir uğurlu bir mesaj getirdiğini sunuyorsun. Okey abi, tamam, anladım. Burası da, evet abi, sendeyiz. Anlat. Hem mi? Tamam, burası en ünlü aşk tapınağı burası. Aynen, aşk tanrı tapınağı. Evet, arkadaşlar, sevgiliniz mi yok, manitanız mı yok, eşiniz mi yok, neyiniz yok? Neyi sevmek istiyorsunuz, birini mi sevmek istiyorsunuz, aşık olmak mı istiyorsunuz? Buraya geliyorsunuz. Aynen. Burası Tayvan'ın mı, Tayfey'nin mi? Tayvan'ın en ünlü aşk tapınağı. Herkes buraya geliyor. Hatta en eski. En eski ve en ünlü aşk tapınağı. Herkes buraya geliyor arkadaşlar. Sevgi diliyor, aşk diliyor. Ben de şu köşede duracağım. Hemen ilk aşkı olacağım insanların. Karşısına çıkacağım hemen. Dilek dileyenlerin. Benim hanım da şimdi buradan fırça kayacak bana. Gösterelim içeriği de. Burada dualar ediyorlar, dilekler bırakıyorlar. Evet arkadaşlar, bakın. Dilek dua ediyor orada. Şimdi abi bir şey soracağım. Affedersin, bölmeyeyim seni Allah'ım. Buradaki herkes aşk mı diliyor şimdi? Evet. Başka bir şey dilenmiyor bundan. Yok. Bu tanrı aşk tanrısı yani. Evet. O yüzden abi. Aşk hani bulmak için, sevgili bulmak için. Bak bu geliyor. Abim aşkını bulmuş, yemek dilemiş. Bak yine bir tarafta dragon, bir tarafta tiger görüyoruz. Evet. Bunlar neyi sembolize ediyordu abi, tekrar bize söyler misin? Bazen şey bindiğim hayvan. Gitti, sağa sola gitti. Evet. Hayvanları. Çok iyi. Evet. Enteresan. Yine ömürle yine enteresan deneyimlerin yaşandığı bir günün içerisindeyiz arkadaşlar. Gün geçmiyor ki yeni bir şey daha öğrenmeyelim. Evet, aşk tapınağının yanında insanların aşkı mı olduk? Evet, müzeden takip etmeye başladım. Oha, müzeden beri. O çetren müzeden. Dedim şimdi aşk tapınağından çıkınca bir anda vuruldular mı, evet, dedim. Haydi, ne oldu? Haydi. Buldu, aşk buldu. Aşkı buldu ama sen bulmadın. Ben aşkı bulalı 10 sene oldu. Çünkü sen dua etmedin. O dua etti. Aynen. Ha bak şey, bu şey bizim incir. Ha küçük. Küçük. İran'dan geldi. Abi bu hurmalar da bayağı küçük ama. Aynen, bu İran'dan geldi. Senin hurmaların yanında bunlar çok kuru abi. Aynen. Arkadaşlar bu arada hani şimdi hurmalara baktık ya, Ömür de bir iş yapıyor burada aynı zamanda, kendi işinin yanında ithal ediyor buraya. Hurma, kuru incir ve kayısı. Burada çünkü yok ve var olan hurmalar da işte böyle küçük, etsiz. Evet, ama bir hurmaları var hakikaten en sevdiğim. Hem böyle, böyle çok diri de değil, arası yumuşak ama ağızda dağılıyor böyle lokum gibi. Çok güzel. En sevdiğim hurma şekli benim. Çünkü bazıları sulu oluyor. Onları aynen. Sevmiyorum ben. Evet, ben de sevmiyorum. İyi abi. Kuru kayısı. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Vallahi süper gelişim abi. Yani hakikaten ben senin gibi insanları çok destekliyorum. Çünkü çalışmayı seven, idealleri olan,
ve her zaman gelişmeye açık bir insan olduğun için bir yerde her türlü başarılı oluyorsun abi. Yani çok bugün yaptığın şeyler de, bak üniversitede yaptığın şeyler, bana kattığın şeyler, anladın mı? İşte kendi işinle alakalı yaptığın şeyler, gerçekten çok güzel, takdir edecek bir insansın. İyi ki tanıdım seni canım benim. Teşekkür ederim. Hatta aynı zamanda Türkiye'yi de tanıtmaya çalışıyorum. İşte onu diyorum yani. Aha. Çok güzel şeyler yapıyorsun burada. Üniversiteye gittik, ziyaret aynen. ettik. Aha, doğru bilgi de vermek evet. istiyorum çünkü Tayvan'da evet. hani Türkiye ile ilgili doğru bilgi çok evet. az. Herkes evet. merak ediyor ama herkes Türkiye'ye gelince çöl mü var, evet, terörist bilmiyorlar. Mi var falan, evet. bilmiyor, deve mi var falan. Evet, falan. Bilmiyorlar. Aynen. Aynen. Ve benim de Türk olduğuma hep şaşırıyor insanlar. Aynen. Tip olarak da bizim öyle göründüğümüzü bilmiyorlar. O yüzden bizim kültürü de tanıtman çok önemli burada yani. Aynen öyle. Ben de Ömür'ü davet ettim arkadaşlar, dedim gel İzmir'e dedim. Ben de dedim seni gezdireyim, tozdurayım. Çok teşekkür ederim. Zaten fırsat buldukça geliyor Türkiye'ye. Bakalım bizim davetimiz üzerine de bir gün bekliyoruz yanımıza. Güzel kesinlikle. Şeyler yapacağız. Seni bir kampa götüreyim de bak, o plajlara götüreyim seni bak. Çok bekliyorum. Aynen. Hurmanın içine ceviz koymuşlar ama hurma küçücük ya. Aynen aynen. Burada, burada da şey... Brezilya fındığı. Uh-huh. Şey biz şu anda eski yani geleneksel Çin tıpı dükkanında da modernleşmeye başladı. Hmm. O yüzden şöyle bir paket olarak hani içinde şöyle oluyor bu ya. Bu bir hani çay gibi demleniyor. Aynen. Aynen sizin de şey... Hastalıklara ilgili bağışıklığı güçlendiriyor falan filan. Aynen, evet, evet evet evet. Evet, bak bunlar gibi. Bu şey, banyo için. Aa, bunu küvete mi atıyorsun abi? Evet, atıyorsa sonra burada. Ben bunu alıyorum abi. Ha öyle mi? Ben bunu alıyorum. Aha. Kaç bir paket alıyorsun, bir küvete demleniyor, cildine evet. geliyor. Süper. Tamam, ben bunu Selin'e alıyorum abi. Aha, tamam. Bayılır böyle şeyler. Tamam. Hatta iki paket alayım, fazla dursun. Tamamdır. Süper. Böyle. Alıyorum arkadaşlar. Tamam. Banyoya atıyorsunuz. Bir de neye iyi geldiğini söylesin abi tamam. bize. Kan dolaşımını hızlandırıyor. Hızlandırıyor. Aa, ve şey vitamin gibi böyle değil mi? 里面是有像维他命什么的吗？不是啦，那是中药材。哦，中药材。Şimdi şey, Çin tıbbı tıbbından ilaçlar bitkiler var. Bitkiler süper var. Abi, süper. Hani mesela bir gün yürüdün, bayağı yoruldun bacağının, hani rahatlattın. Hani şey, o geçti. Yorulma. Anladım. Ben bunu evde denerim. Şimdi Tai Chung'da. Tamam. Bu yürüyüşümüzden sonra. Bakın şimdi eskiden buranın zenginlerinin oturduğu evler hep böyleymiş. Şey var ya, bir Çince Sembol. Karakter. Evet. O Çince karakter onun, bu ailenin soyadı. Ailenin soyadını simgeleyen karakter varmış orada. Aşağıda da dükkanları oluyormuş. Üst katta da evleri oluyormuş. Güzel evler ama yan yana, hepsinin dekoru farklı. Çok güzel korunmuş buralar. Şu anda bizim böyle kapalı çarşı, Mısır çarşısı gibi bir yer olmuş buralar. Ama çok güzel ya, çok evet. değişik gerçekten. Evet arkadaşlar, şu anda nehir kıyısındayız ve bu nehir kıyısı size videonun başında bahsettiğimiz taşların yontulup teknelerle, botlarla bu nehirin kenarına getirilip buradan kapıya doğru surları yapmak için taşların taşındığı yerdeyiz evet. şu anda. Hı hı. Burası şu anda diğer taraf Yeni Taipei. Aynen. Ve burası Taipei. Evet. Ve şurası da eski Taipei diye aynen, geçiyor. Aynen, şurası Tanshui'ye gidiliyor. Nereye? Tanshui. Tanshui neydi Taipei'nin ya? Hani en kuzeyi. Kuzeyi. Aa okey, şey o kayalıkların, denizin olduğu kısma gidiyoruz. Evet ya, bugün Ömür'le yine müthiş tecrübeler edindim. Çok güzel bilgiler aldık. Bildiğimiz şeyleri size aktarmaya çalıştık. Ben de çok eğlendim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yakında tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.